Arkadaşlar herkese merhaba. Mine Hanım'ın da daveti için teşekkür ediyorum. En son herhalde 4 sene önce kendisiyle burada yine tam bu sahnede bir sunum yapmıştık. Yine odağımız yoktu. O günden sonra tekrar aynı şirkette buluşmak benim için de onur. Bilenler bilmeyenler şirketin daha yeni bir üyesiyim. info yatırıma bir ay küsür oldu işte geleli. Ee, i̇nşallah yaptıklarımızı, bugüne kadar yaptıklarımızın daha çok üstüne koyarak yapmaya çalışacağız. Tabii konu Viyop olunca biliyorum, böyle biraz e, hisse senedinde Tuncay'la da ben eczacı Eczacıbaşı'nda birlikte çalışıyordum, ona da söyledim biraz önce. Ya yani biz o kadar ilgi odağı olamıyoruz işin açıkçası hisse senedindeki kadar. Çünkü nedeni çok açık arkadaşlar. Ee, Viop Viyop öcü gibi anlatılıyor. Ee, Viyop para kaybedilen bir piyasa olarak anlatılıyor. Ee, daha doğrusu şöyle, iğneyi hadi kendimize batıralım biraz. bu biz anlatamamışız. 2005'te kuruldu VOP. 2005'ten beri aracı kurumlar, biz uzmanlar yeterince anlatamamışız yatırımcımıza. Yeterince doğru şekilde anlatamamışız ki insanların bir ön yargısı var. Nedir bu Viyop? Nedir bu kaldıraç? Nedir bu risk? Ben ne yapacağım burada? Yani e, çok şaşırıyorum arkadaşlar. E, i̇ki senede bile kripto piyasası çözüldü. Milyon milyon yatırımcı. Elimizin altında bir hazine var. Bir süpermarket var. Herkesin tepeden tırnağı, şirket, bireysel, herkesin faydalanabileceği bir yerden biz ne yazık ki gerektiğince faydalanamıyoruz arkadaşlar. Çok net. Ha, bu arada Türkiye'nin en koyu V.O.P'çılarından biri olduğumu da farkındayım. E, buna da gurur duyuyorum işin açıkçası. Çünkü doğru anlatmaktan yanayım. Erişebildiğim, konuşabildiğim herkese V.O.P'un doğru kullanılması gerektiğini, vadeli işlemler ve opsiyon piyasasının doğru şekilde kullanılması gerektiğini anlatmaktan yanayım. Hadi bakalım e, V.O.P'u niye seviyoruz? Niye doğru kullanmamız gerekiyor? Şimdi e, şöyle bir şey var. Slides diye bir şey var. Biraz önce Mert zaten güzel anlattı. PowerPoint Sade hocamdan da alıntı yaptı. Ben de sevmiyorum arkadaşlar. Yani burayı bir eğitim gibi şu anda bunun üzerinde size VIOB'la ilgili işte şudur, tetalar, betalar, gamalar boğmak istemiyorum. Şunu söyleyeyim. Zaten başımıza ne geldiyse biz yatırımcıya VIOB'u niye sevdiremedik? Bu tetalar, betalar, gamalar yüzünden. Eğitimlerimizde Bunları anlattık. Opsiyonları matematik diliyle anlattık. Ne işe yaradığını anlamadık. Yani sizler diyor ne işe yaradığını öğrenmek istiyorsunuz. Daha butik, daha hap bir bilgi. Ben diyor bu nasıl kullanacağım? Hiç 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 kendinize kızmayın arkadaşlar. Hiç üzülmeyin. Hiç üzülmeyin hem de. Çok açık bir adam oldum hayatım boyunca. Yalnız değilsiniz. Ne yazık ki bizim aracı kurumlar 60-70 tane aracı kurumumuzda bile Viyobu'ya hakim olmayan ne yazık ki dünya kadar beyaz akıllı arkadaşım var. Üzülerek söylüyorum bunu. Yani ben borsanın bir uzmanlığında ilerlemeyi tercih ettim. Bu benim tercihimdi. Ama bilinmesi gerekiyor. Borsa İstanbul. iki tane piyasası var arkadaşlar. Biri hisse senedi, biri Viyob. Kripto değiliz. Tezgah üstü bir piyasa değiliz. Organize bir borsanın büyük bir piyasasıyız. Hem de nasıl bir piyasası biliyor musunuz? Şöyle söyleyeyim. Hani kümeler vardı matematikte biliriz. Üç tane küme kesişim kümesi vardır. Bakın bu üç kümeden biri hisse senedi piyasasıdır arkadaşlar. Diğeri emtia piyasasıdır arkadaşlar. Diğeri de forex piyasasıdır arkadaşlar. Bu üç piyasanın ortasındaki o kesişim yeri vardır ya, heh, orası işte biyoptur. Siz oraya girerseniz, bir biyop hesabınız varsa, bir süpermarket gibi düşünün. Girin, reyonlar var. Her şey elinizin altında. FX piyasasında mı işlem yapmak istiyorsunuz? Buyurun. İster döviz işlemi yapın. Emtia piyasasında mı işlem yapmak istiyorsunuz? Buyurun. Altın, gümüş, platin. Hisse senedini mi yapmak istiyorsunuz? Buyurun 51 tane hissinin vadelisi var. Peki Ergün Bey biz bunu nasıl öğreneceğiz? Arkadaşlar işin matematiği hiç değişmiyor. Basit mantık. Aynı şeyler, aynı tuşlar. Aynı borsa ekranlarını kullanıyoruz. Burada da aynı şekilde piyasanın yükselişinden veya alacağınız ürünün yükselişinden beklentiniz varsa alım tuşuna basıyorsunuz ve biz gıcık bir şekilde ona long diyoruz. Bu iğretidir böyle. Yani bir şey yüksekten bakmaktır. Biliyorum long yapalım, short yapalım. Bu jargonlar da bizi bitiriyor zaten. Bir de e, adımız da biraz şey. Vadeli işlemler ve opsiyon piyasası falan. Hisse. Daha basit. Kripto. Daha basit. Biraz öğrenme. İşte, biz, e, işte kodlara giriyorsunuz. E, kodlar uzun. Hangi ürünü alacağınız süzüyorsunuz. Vade, 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 vade. Biliyorum sıkılıyorsunuz. Teknoloji geldi, her şey daha likit olsun istiyorsunuz, daha basit olsun istiyorsunuz. Ben de istiyorum <laughs> bu arada. Çok normal. O yüzden idealle benim buraya gerçekten gelmemdeki her zaman gururla da söylüyorum bunu. Ana etkenlerden biridir. İdeal datayla aynı ailede olmak ve gurur duyuyorum. Çünkü uzun yıllardır birlikte çalışıyoruz. Çok güzel işler yapıldı idealde. Çok net söylüyorum. Eski şirketimdeyken de söylüyordum arkadaşlar büyük bir gururla. Çünkü yaptığımız işi nerede yaptığımızı, neler yaptığımız, ne kadar yaptığımız, ne kadar başarılı olabildiğimiz çok önemli. Ee, o yüzden biz biraz bu Viobu artık yatırımcılarımıza teknolojiyi kullanarak, ideal algoritmalarını kullanarak biraz daha disiplinli olarak anlatmaktan yanayız. Şimdi arkadaşlar şöyle bir girizgah yaptım. Viop nedir nasıl işe yarar diye. Şimdi doğru bilinen burada size en çok lazım olacak şeyleri anlatmaya çalışacağım. Biraz önce dışarıda da sohbetliyorduk. Oradaki sohbetimin devamı gibi düşünüyorum bu sohbeti. Mesela sizin en çok şu anda ilginizi çeken, çekebilecek ürünlerden biri biliyorum ki özellikle Tuncay'ı da gördükten sonra hissesine tarafı. Şimdi bizim elimizde Viop'ta 51 tane Türkiye'nin en büyük şirketlerin olduğu hisse vadelileri var. Hisse vadeli sözleşmelerinde tıpkı hisse senedinde yaptığınız işlemler gibi çift yönlü işlem yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Peki ben hisse senedi almıyorum, hisse senedinden almıyorum da mesela örnekten gidelim. Garanti Bankası. Garanti Bankası'nın hisse senedini neden hisse senedini almayayım de Garanti Bankası'nın gelin Viyop'tan ee, sözleşmesini alayım. Şimdi artıları var, eksileri var. Onu anlatmaya çalışıyordum. Bir kere bir, biraz uygulamalı gidelim. Ben yatırımcılara uzun vadeli olarak hisse hisse senetlerinin vadelilerinde eğer ki uzun vadeli yatırımcı olmak istiyorsanız uzun vade, kocaman soru işareti bir ay ve üzerinde tutmak istiyorsanız aldığınız ürünü biyopu önermiyorum. Viyop'ta hisse gelin ben uzun vadeli yatırımcı olayım. Gelin Viyop'ta hisseyi alayım taşıyayım. Teknik hatadır. Neden zarar yazıyorum? Neden hissedeki kadar getirim yok? Bundan ötürü. Bu matematikten ötürüdür. Bir zaman değeri vardır çünkü orada. O zaman değerini siz Viyop'ta hissetmezsiniz ama büyük resimde size zarar olarak döner. Peki Viop niye kullanayım o zaman? Ben hisse senedinin kendisini alırım. Doğru. Orta uzun vadeli yatırımınızı hisse senedinden yapın arkadaşlar. Örnekten gidelim. Garanti Bankası. Aldı nasıl hisse senedini? Getirinizi yükseltmek istiyorsunuz. Becerinizi arttırdınız. Biraz teknik analizi öğrendiniz. Ortalamaları öğrendiniz. 5 günlük, 22 günlük yukarı keserse alı öğrendiniz mesela. Arkadaşlar hoş geldiniz algoritma dünyasına. Algoritmalar da öcü değil. Onu da yanlış anlatıyorlar. Bakmayın sosyal medyaya, inanın, güvenin. Algoritma dediğimiz şey hepimizin buradaki ortalama, borsada al sat reflekslerimiz var ya, işte her bir algoritmada bir sanal yatırım uzmanıdır. Sizin nasıl borsanın işte gelen verilere karşı, olan olaylara karşı bir refleksiniz vardır. Kiminizin hızlıdır? Kiminizin eli hemen tuşuna gider. Hemen pozisyon kapatırsınız. Psikoloji. Kiminiz sabırlısınızdır. Datayı görürsünüz. Bilginiz yüksektir. Çevik gibisinizdir. Beklersiniz. Hangisi doğru? Hangisi yanlış? Tartışılır. Film uzun. Biraz önce de söyledim. Film uzun. Bugün kaybediyorum diye üzülmeyin arkadaşlar. Bütün yatırımınızı, bütün bilgi birikiminizi 6 ay sonrası için, 1 sene sonrası için yapmanız gerekiyor. Bugün kaybettim. Hatalardan ders çıkarıp ilerlemek gerekiyor. Şimdi hisseye dönüyorum. Peki neden ben hisse vadeliği kullanmalıyım? Bilgi becerilerinizi yükselttiyseniz, ortalamaları öğrendiyseniz ki öğrenin. Teknik analiz kötüdür. Hayır kötü değildir. Teknik analiz bir bilimdir arkadaşlar. Ben ekonometriciyim. Zaman serisi modelleri okudum yahu. Ya yani dünyanın bence en zor derslerinden biri. Ekonometristler bilir. Şimdi böylesine bir bilim ki teknik analiz bunun bir türevidir. Nasıl çöp olabilir? Teknik analizi kötü kullanıyoruz. Kötü onu da kötü anlatıyoruz sizlere. Veya sizler yanlış öğreniyorsunuz. Yanlış örneklerden öğreniyorsunuz. Teknik analizi kullanacağız arkadaşlar. Başka çaresi yok. Ama doğru kullanacağız. Bir dakikalık bilmem ne hisse senedindeki periyotlara bakarak işte üçgen oldu, dörtgen oldu değil. Büyük resmini görmenizi sağlıyor. Co-pilotunuz. Uzun vadeli yatırımcıyım diyorsunuz. Olun. Tuşa basıyorsunuz. Kuş bakışı nerede olduğunuzu gösteriyor. Teknik analize bakmadan olmaz. Biraz önce Tunçay doğru söyledi. Gerçekten orta uzun vadeliyseniz dönüp dönüp bakmanıza gerek yok. Ama nerede olduğunuzu bilmek istiyorsanız bakmanız gerekiyor. İçinizde düzey düzey bilgi düzeyi. Kiminiz daha başlangıç seviyesinizdedir, kiminiz ilerletmişsinizdir, kiminiz algoritmaları kullanıyordur, kiminiz çok başarılı algoritmalar yazmıştır bile. Ne dedim biraz önce? Her bir algoritma bir sanal danışman. Bir refleksi var arkadaşlar. Bakın Borsa İstanbul'dayız. Teknolojinin merkezindeyiz. Sizin her birinizin tuşları bastığınız yerlerin iletildiği merkezdeyiz. Hız önemli. Teknoloji önemli. Psikolojinizi yönetirken, psikolojinizi yönetirken beni izliyorlar. Bu var değil mi? Ben ne işlem yapsam önüme geliyorlar. Ben alacaktım, o aldı. Biri beni gözetliyor. diyor. Bu çoğunun çok işlem yapanlarda var arkadaşlar. Ee, gözetleme tarafına katılıyorum. Biraz önce de söyledim. Evet, bir bizi gözetliyor ama sizi değil. Beni de değil. İş daha matematiksel bir olay. Daha hızla yarışıyoruz. Hızla yarışırken sadece olayı işte biyopta, sadece olayı spekülatif amaçlı para kazanmak. Bakın hep karıştırırım manipülatif demiyorum. Spekülatif amaçlı yani kar amaçlı işlemler yapıyorsunuz ya. Buralardan para kazanmak olarak düşünmeyin. Viyop üçlü bacaktır. Üç tane bacağı vardır. Öğrendikçe öğrenmek istersiniz. Bir bakarsınız alsattan, longdan, shorttan para kazanmışsınız veya kaybetmişsiniz. Ama arbitraj Duydunuz değil mi arkadaşlar? Arbitrajı. Ne zaman çok duydunuz? <laughs> Özellikle son 3 aydır değil mi? Niye bu kadar gündem oldu? 15 senedir anlatıyorum. Bir ayda herkes Viyob'u öğrendi. Yani <laughs> reklamın iyisi kötüsü olmaz demek ki. Ne yazık ki işim, yani başımıza kötü bir olay gelecekmiş. Peki neden oldu bu kriz? Çünkü bankalar çok yükseldi düştü. Hayır. Hayır arkadaşlar. Bir Viyopçu olarak size söylüyorum. Bu krizi ilk defa ne yazık ki Viyop'tan, teknik olarak Viyop'tan kaynaklı bir sorun, bir problem olarak karşımıza çıktı ve bu sorunu yaşadık. Ama Viyop'un suçu yok. Bu bir piyasa. Gelelim ne oldu? Merak ediyorsunuzdur. Duymuş olun. Mart ayında geçtiğimiz Mart ayında eksi reel faizlerden ötürü bizim Viyop'taki hisse vadelilerde marjlar açılmaya başladı arkadaşlar. Ne diyor bu adam? Garanti Bankası örneğinden gidelim. Diyelim ki bu hisse senedinin fiyatı şu anda 20 lira. Bunun bir de bizde Viyop'taki Vyop, garantisi var. O da kardeşi, klonu. Tamam. Aynısının klonu. Bir hisse senedi var, bir de hissenin vadelisi var. Eş zamanlı işlem yaparlar. Kardeş nereye giderse o da oraya gider. Garantinin hissesini de garantinin vadelisi. Beraber hareket ediyorlar sürekli. Şimdi beraber hareket ediyorlar da bizim Viyop'taki kardeş biraz yüksekten Hep yüksekte. Kendini yüksekten fiyatlıyor. Şu demek. Spot'taki garanti diyelim ki 20 lira ise Viyop'taki garanti 25 lira olur. Neden her gün daha pahalı alalım? Daha pahalı aldığınız bir şey yok arkadaşlar. Bu bir matematiksel. Biz buna teorik fiyat diyoruz. Olması gereken bir fiyattır o. Olması gereken matematiksel bir fiyattır. Sıkıcı olduğunu biliyorum Viyobun ama inanın bunu öğrendiğiniz zaman da öğrenmiş oluyorsunuz. Omurgası çünkü. Hisse 20, garantinin e, vadilisi 25. Arkadaşlar Mart ayında, bu arada sayıları atıyorum lütfen kusura bakmayın. Mart ayında bu olması gereken 25 fiyat 30'a çıktı. Olması gereken fiyatın altını çiziyorum arkadaşlar. Şartlar, durumlar, beklenti, borsa düşecek, borsa yükselecek, hissenin beklentisi bununla ilgili bir şey değil. Matematiksel teorik fiyatlama vardır. Finansal matematik okuyanlar bilir. Olması gereken teorik fiyatın çok üstüne çıktı. Aslında oradaki garantinin de hemen matematiğini anlatayım size yarınki para bugünkü paradan değerlidir arkadaşlar. Neden? Çünkü yarınki paranın bir faiz geliri vardır. O yüzden 3 aylık mevduatın faizi nasıl yüksekse, 3 ay sonra daha yüksek para alacaksanız aslında garantiyle garantinin kardeşi arasındaki, Viyomp'taki kardeşi arasında da böyle bir ilişki vardır. Şimdi bu aradaki faiz oranı yükseldi. 25 vadelideki 30 oldu. Şimdi çok kısa. Bunu öğrenmek zorundasınız. Hiç kimse kusura bakmasın. Borsada bir adım ileri gitmek istiyorsanız olay sadece hisse senedinden al sat değil arkadaşlar. Özellikle genç kitle ortalama 30 yaş görüyorum. Öğreneceksiniz. Çünkü bundan 5 sene sonra iyi kirlemek için. Şimdi bu 30 liraya gelen hisse vadelisinde şimdi bu fark açıldı ya teorik fiyat yükseldi diyorum. Olması gerekenin üstüne gitti arkadaşlar. Şimdi piyasada bazı arkadaşlar var. Bu arkadaşların adı arbitrajcı. Dünyanın her yerinde var bunlar. Sadece Türkiye'de değil. Bunların görevi ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bunlar piyasaya bakarlar. Piyasada bu makas açıldı mı? Hop piyasaya gelirler. Ne yaparlar? Garantinin vadelisinde satış yaparlar. Bakın Diop'taki kardeşinde klonunda satış yaparlar. Yani short işlemi dediğimiz düşüşe para kazanabilmek için pozisyon açarlar. Eş zamanlı olarak da o garantinin spottakini hisse senedini alırlar. Garantinin kendisini alıyorsunuz hisse senedini, garantinin VOP'takini de satıyorsunuz. Birinde long yapıyorsunuz, birinde short yapıyorsunuz. Neden? Arada dedim ya biraz önce, çok özür diliyorum amiyane tabiyle, Fiyat sapıttı ya, faiz yükseldi ya, fiyatın normalleşmesi gerekiyor. Yani o teorik fiyata geri gelmesi gerekiyor eninde sonunda. Pozisyonu açtınız, bekliyorsunuz. Fiyatlar normalleşti, teorik fiyata geldi. Pozisyonlarınızı ikisinde eş zamanlı kapatıyorsunuz. Birinden 8 lira kar yazıyorsunuz, birinden eksi 5 zarar yazıyorsunuz net de artı 3 kar yazarsınız. Biz buna arbitrajda risksiz getiri oranı deriz. Risksiz getiri deriz. Aslında minimum riskli getiridir bu. Ama risksiz getiridir. Aynı ürünü birinde alıyorsunuz birinde satıyorsunuz. Şimdi Mart ayında bu fark açılınca bu arbitrajı fark eden abiler piyasaya geldiler. Ve postan açmaya başladılar. Dediler ki Faizler 30-35'e geldi. Daha yükselmez. Takip edenler bilmiyorum var mıdır? Sosyal medyamda bunu Mart, Nisan, Mayıs özellikle yazdım. Arkadaşlar dedim. Eğer ki sermayeniz, kapitaliniz yoksa bu topa girmeyin. Çünkü arbitraj risksiz getiride olur. Minimum riskte. Nedir? Dönelim 2020'ye, 21'e dönelim. 21 Eylül'e ilk faiz indirim o zaman geldi. Faizler 15. 15'ten faiz 16'da piyasa fiyatlayınca bunun riskine girerdik eskiden. Ama arkadaşlar olması gereken faiz 20, piyasa fiyatlıyor 30. Neden? Ekstereel faiz. Ekonomiyle iniltili bir olay ne yazık ki. Dünyanın her yerine de böyledir. 30'a geldi... Hisse senedinin vadelisini şortladılar. Yani satış yönlü işlem yaptılar. Hisse senedinin de kendisini aldılar. Çünkü fiyat kapanacak ya buradan para kazanılacak. Geliyorum. Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos. Süreç burada aktı gitti. Ne oldu biliyor musunuz? 30-40 faizler hop vurdu 60-70-80. Short yapanlar ne oldu? Say goodbye. Kapitali olmayanlar devrildi, havlu attı. Sermayesi olmayanlar. Sermayesi olanlar inatla oyunun sonuna kadar gittiler. inatla. Pozisyon açtılar, pozisyon açtılar, pozisyon açtılar. Yetmedi daha açtılar, yetmedi daha açtılar. Ve e, ne yazık ki Eylül krizini yaşadık. E, özünde dediğim gibi Viyop kaynaklıdır, arbitraj kaynaklıdır özünde temelinde. Kötüdür, kötü örnektir. Aracı kurumlara da ders olmuştur, bizlere de ders olmuştur, yatırımcıya da ders olmuştur. Arkadaşlar farkında değilsiniz ama çok büyük bir badire atlattık. Çok, çok. Ben iddia ediyorum bu yaşanılan olay 10, 20, 30 ne zaman olur bilmiyorum ama kitaplara girecek. Girilmesi gerekiyor. Ben de katkıda bulunabilirim. Öğretidir, çok büyük öğretidir. Bir sonraki nesne öğretidir benzeri tekrar yaşanmamalıdır. Sizlere 10 dakikada opsiyonu öğretme sözü vereyim mi? Söz veriyorum buradaki herkes opsiyonu öğrenecek. 10 dakika. Vallahi bak yani belki de hayatlarında güzel bir fırsat olacak arkadaşlarım için. Arkadaşlar. Nasıl? Nasıl? Boş verin ya bilgiye bakalım. Boş ver sayısası donar bir gün. Yapıyorum. Vallahi yapıyorum. Opsiyonlar için elimden geleni yapıyorum. Ee, size bir şey söyleyeceğim. 2013, 14, 15 ben hisse vadiler, biraz önce söylediğim 51 tane hisse var ya, onların eğitimine çıktım. Ee, 10 taneydi o zaman ve yeni başlamıştı. Arkadaşlar açık pozisyon sayısını size söyleyeyim mi? Her hissede. 2, 3, 1. Ben o dönem Viyop mülteleme koydum. Bu 10 tane hisse senedine. Kulakları çınlasın piyasada benim bir tane meslektaşım var. O bana dedi ki Ergün de oğlum dedi sen manyak mısın dedi. Ne dedi bu 10 taneyi koymuşsun dedi. Bir de bunların eğitim turuna çıkıyorsun dedi. Ankara'ya gittim. İşte bizim Ali Acer, Ankara Şube kulakları çınlasın. Onunla falan buluştuk ettik o dönem sektörde değildi. İzmir'e gittim, İstanbul'da verdik filan. Hisse vadeli anlatıyorum. Millet böyle bakıyor ne bu? Çünkü aynı. Yok. Tahta boş. Ya farkındalık arkadaşlar. Öğrenmek. Bak şu an para da almıyoruz. Parayla değil öğrenin. Ciddi ciddi öğrenin. Büyük fırsattır. Bak biraz önce söyledim. Eylül ayında ne yaşandı? Tekniği bu arkadaşlar. Bu yaşandı. Tam olarak bu yaşandı. Hadi üçüncü bacağı da anlatayım. Ee, bir yanlış bilinen daha doğruyu size anlatmaya çalışsam şimdi. Tersten. Şimdi dedim ya bir spekülatif amaçla para kazanmaya çalışıyorsunuz, al sat filan. Ki büyük kitle buradaki her 10 işlemciden 9'u bunu yapıyor. Arbitraj yapan var mı? 2. Çok kötü. 3, 4. Çok kötü. Neden? Neden? Kaybediyorsunuz. Arbitrajda. Manuel mi yapıyorsunuz? Konuşalım. Atın mail pazartesi arayın konuşalım. Olmaz. Manuel olmaz zaten. Mikrosaniyeler arkadaşlar ya. Anlattım. Mikrosaniyeler var. Teknoloji var. Bu kadar önemli bir şeyden. Teknolojiyi kullanmadan ne diyorum ideal data işte biz burada robotlar, algoritmalar yapmak zorundayız. Manuel olmaz. Yapmayın. Durun. Manuel olmaz o iş. Biri bir şey... <laughs> Söz var. Evet. Ben mi? <laughs> Benim ben mi yaptım bunu? <laughs> Tarkan Bey nerede? <laughs> Katma değer. <laughs> Şaka yapıyorum. Anladım. Yani bakacağız, bakalım da. Ama manuel dediğim gibi arkadaşlar biraz zordur. Yarıyor. Kesinlikle yarıyor arkadaşlar. Yani öğrenin. Zaten gerisi sizde. Biz de buluşun. Biz üstüne ekleyelim. Hadi spekülatif amaçla anlattım. Birçoğunuz... Çok özür diliyorum. Buyurun. Siz ikinci kez kaldırıyorsunuz. Efendim? Her gün. Her gün hocam dedin. Estağfurullah. Estağfurullah. Evet yayın. olacak. Olacak arkadaşlar şöyle. Daha çiçeği burnuna daha bir ay oldu. Bir ayda bayağı bir eğitim sıkıştırmaya çalıştık ama inanın fazlasını yapacağız. Instagram yayınlarımız, YouTube, Twitter, özel, fiziki de yapacağız. Söz. Söz. Sırf YouTube için, sırf opsiyon için bir eğitim açtım. Ben yine açacağım yani onu söyleyeyim arkadaşlar. Toparlayayım. Spekülatif amaçlıyı anlattık. Arbitrajı anlattık. Aman aman. Önemli. Bu arada ekleme yapacağım. Bir yıl. Önümüzdeki bir yıl. Enflasyonun çokça düşmeyeceğini biliyoruz. Yani gerçekler bunlar. 80, 50 olur, 40 olur. Faizlerin hemencecik yükselmeyeceğini biliyoruz. Yani eksi faiz hemen kapanmayacak değil mi arkadaşlar? Kapanmayacaksa arbitraj devam edecek. Riskler devam edecek. Hani biraz önce Mert'e de sordunuz. Tunca hisseden gitti. Sonraki arkadaşlarıma da soracaksınız ama neyi risk olarak görüyorsunuz? Bunu. Bunu. Burada yine bu faizler açıldığı an, bu makas açıldığı an, Eylül ayındaki gibi olmasa da Allah korusun, minnaklarını görebiliriz zaman aman. Yani çünkü piyasadaki en önemli kriter. Her şeyin ölçeği. Faiz. Ölçek. Borsanın da ölçeği o. Bak 2 yıllık devlet tahvil faizi onların üstünde 10-10,5 on, on, bandında. Orası revans olursa borsayı ne bozar diyorsunuz ya mesela. Hani kendi hani kaç yıldır piyasa okumam. Oraya bakın. Orası dönerse borsa da döner. Bir sene önce filan bir tane yine böyle bir Twitter'dan özellikle 25'lerdeyken 25, 28 o banttayken özellikle yazıyordum. Her şeyi burası belirleyecek diye. Basit bir şeydi ama gerçekten orası belirledi. Faizler 25, 10, borsa uzay. Oraya bakın arkadaşlar. Spekülatif amaçlı öğrendik, arbitrajı en azından kulaktan dolma bir şey öğrendik. Bir bacak daha var. Hedge. Adı da gıcık. Korunma. Neyden neyi koruyoruz? En yanlış bilinen şey Viyop'lar. Viyop aslında hece amaçlı kullanılmalı. Ya arkadaşlar silin. Silin. Böyle bir şey yok. Dünyada yok. 3 bacak var diyorum. 3 tane alternatif. İstediğiniz gibi kullanırsınız bu piyasaları. Türe piyasaları. Futures piyasaları. Yani öyle bir kayda mı var? Hece amaçlı kullanılmalı. Kim kullanıyor? Türkiye'de hedge oranını söylüyorum şirketlerin 115. şirketlerin korunması kur riskinden. Yıllarca gittik ya gittik yapmıyoruz arkadaşlar. Hiç falan yapmıyoruz. Hiç ne biliyor musunuz? Döviz riskiniz var diyelim ki dolar tl ödeyeceksiniz. 6 ay sonra doların yükselmesinden korkuyorsunuz. Viyoba geliyorsunuz. Dolar tl'de long pozisyonu long pozisyonu açıyorsunuz. Eğer ki dolar gerçekten yükselirse Hani borcunuz artacak ya ama Viyop'taki dolardan da para kazanmış oluyorsunuz. Oradaki eksinizi buradaki artı kapatıyor. Hop nötr çıkmış oluyorsunuz işten artı eksiği götürüyor. Hedge yapmış oluyorsunuz. Korunmuş oluyorsunuz. Şirketleri anlattık. Gittik onu yapalım bunu yapalım. Cık. Niye? Ya ben buraya komisyon ödeyeceğim. Abi tamam yükselirse risk. Yani İstanbul'un en büyük inşaat şirketlerinden birinin Üç yıllar adayken maliyet yüzünden girmediğini hatırlıyorum bu işe. Sadece, sadece döviz içinde değil arkadaşlar. Ee şey, döviz içinde değil. 12. aya girdik. Çok kritik bir ay. Dünya kadar içinizde fon taşıyan var. Hisse senedi yoğun fonu taşıyanlar var. Hedge yapmayanlarına dikkat. Her portföy yöneticisi seneyi iyi kapamak ister tabelasını yüksekte kapatmak ister, son aylar korumaya geçer kendisini. Nerede korumaya geçer? Viyop'ta korumaya geçer. Viyop 30 hisse buralarda taşıdıkları pozisyonun tersini alıyorlar yani arkadaşlar. Diyelim ki 100 birimlik hisse senede taşıyor. Geliyor Viyop'ta 20 birimlik o hisselerin şortunu açıyor. Aşağı yönlü pozisyon alıyor yani. Koruma dediğimiz bu. Ve şu anda Türkiye'de son 5 yıldan beri, beri dedim, ee, portföy yönetim şirketleri inanılmaz büyüyor. Hepinizin talebi var. Fonlara bence de olmalı. İş oraya gidiyor zaten. Finansal okur yalnızlığının zaten temeli de bu. Hepinizin mesleği, işi, gücü, ailesi var arkadaşlar. İstediğiniz kadar sevin, ne kadar vakit ayırabileceksiniz. Bu gerçek. O yüzden fonları muhakkak kullanın. Fonlar büyüdükçe market büyüyor. 140 milyar dolar, 140 milyar TL işlem hacmine geldik. Bireysel yatırımcıyla mı? Hayır. Hayır. Fonlarla. İnanılmaz işlemler oluyor. Sanmayın ki bir aracı kurumun sadece işlemleri bireysel. Kurumsal çok ağır piyasada şu anda. O yüzden sorgulamayın. Ha aklıma gelmişken şu Viyop'ta ne olur kurban olayım. Ee, kim ne almış ne satmış bakmayın ya bakmayın eski kurumumda ben genelde bizim kurum şey çıkardı liste başı çıkardı söylemeseyim ee, ne mesajlar alırdık şunu yapıyorlar bunu yapıyorlar ya olayın içerisinde yapan kişi olunca o kadar <laughs> yok inanın şehir esansı x kurumu bilmem kaç tane pozisyon kapamış bu ne demek Biraz önce dışarıdan anlattım. Hızımı alamayacağım. Bana kızacaklardı ama bunu da anlatmam gerekiyor. Çok önemli çünkü. Hisse senedi dediğimiz şey sayılabilir adette bir üründür. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, TÜPRAŞ, halka arz olurlar ve sayılabilir adette ürünle işlem görürler. Diyelim ki 100 bin tane hisse senedi var. 100 bin tane hisse senedine A kurumu 50 binini aldı, B kurumu 20 binini aldı, geri kalanı da biz paylaştık. Hisse senedi sayılabilir adette ve limiti belli bir yerde olduğu için tabii ki kimin aldığı, kimin sattığı önemli arkadaşlar. Tabii ki hem de çok önemli. Lot sayıyorlar, lot. Lot sayıyorlar. Kaç lotu? Allah borsa İslam'da lot diyorum. Pay senedi sayıyorlar arkadaşlar. Eski adı ya. Ee, Viyop'ta da sayalım o zaman. Hayır, saymayın. Hiçbir işinize yaramayacak. Yarayan var mı? Ha ben saydım saydım da şöyle bir para kazandım. Var mı? Yok. Arkadaşlar neden? İşin sırrı. Sayılabilir adette bir yer değil Viyop. Garantinin hisse vadelisi var. Ben geldim bugün 50 bin tane açık pozisyon yaptım. Hakan geldi. 100 yaptı. Veya Viyop 30'da. Açık pozisyon sayısına bakıyorsunuz. Kaç şu anda? 350 binlerde falan değil mi? Bir ara 500-600 binlere çıkmıştı. Arkadaşlar yatırımcı geldikçe burası 1 milyon da olabilir. 2 milyon da olabilir. Neyi sayıyorsunuz ki? Neyi sayıyorsunuz? İnanın hiçbir işinize yaramayacak. İn ha, çok büyük bir balk böyle büyük montanda bir değişim olur falan böyle. Tamam ama 3-5 almış bugün işte giderken şu kadarı kapamış. Koskoca kurumlarız. İçimizde bireysel var, kurumsal var, fonlar var, hiç var, o var, bu var, şu var. Var değil mi? Bitireceğim, tamam. Ondan sonra bunların hepsi varken bir kurumun, ya kurum kendini alıyormuş gibi. Şimdi infoya en iyi alıcı çıkacağım ben. Viyop 30'da Vyop, e, info kendisini alıyor. Yok böyle bir şey arkadaşlar. Vallahi bakın bunların hepsi, oh misafir var. Bunların hepsi şehir efsanesi. En kötüsü ne biliyor musunuz? Ben hani Safkan Viyopçu yetiştiğim için 2005'ten beri ee, kızmayın bana hisseci senetçi arkadaşlarım çok sevmezler beni. Çünkü şöyle ben, benim eleştirim şu. Hisse mantığıyla Viyop'a bakmayın. Türe piyasaya bakmayın. Bilin ama uygulamayın. Bakın en basit şey biraz önce söyledim. hissesine de sayılabilir adetli ürün. Bakın siz de sayın. Ama Viyop'ta saymayın. Bir yere varmayacak. Boşuna zaman kaybı. Gidin teknik analiz çalışın ya. Vallahi açın idealin algo şeyine, ideal go'yu. 3-5 tane butona basarak kendinize bir robot yapmaya çalışın. Çok kısa opsiyon. Ne kadar vaktim var? Var mı? <laughs> Sezai mi gönder? Aralık sonuna kadar ücretsiz demo ekranı. Arkadaşlar ee, girişte hemen sağda <gülüyor> <gülüyor> çok hırs yapmış. <laughs> ben bunu hak ettim. Perkan <laughs> Bey gitti ya. Ee, o bizim kalbimizin genel müdürü. Efendim? Evet evet hemen söylüyorum. İdeal Data Veri Terminali içerisinde. ideal Go paneli. Arkadaşlar bu ideal Go'yu bir araştırın. Girin bakın. Ya Ergün Bey demişti diyeceksiniz. En büyük dostunuz olacak. Vallahi de billahi de. Ya çok içten söylüyorum. Fark ediyorsunuzdur. İdeal Go önünüzdeki 10 yıl 15 yıl içerisinde acayip işinize yarayacak. Bir. ikincisi ideal Go ile ilgili kısmet olursa muhtemelen Ocak ayında da Sezai'lerle, ideal e, data ile birlikte bir eğitim planlıyoruz. Ona da çağıracağız sizi, ayrıntılı ama onu beklemeyin. E, demomuzu alalım. İ, efendim? Hissesi gelecek. <laughs> i̇deal mobilimiz var, artı bir de anlık veri var. Beni en çok ilgilendiren burada ideal go. İdeal go paneli için alın. İdeal go ne biliyor musunuz? Basit algoritmalarınızı kendiniz yazabilirsiniz. Size ilkel bir tane farkında olmadan hepinizin algoritma kullandığını anlatayım mı? 5 günlük, 22 günlük ortalama yukarı keserse al diyorsunuz, değil mi? Birçoğunuz bilir. Al sinyalidir çoğu için. Buyurun size en ilkel algoritma. Siz aslında algoritma kullanıyorsunuz. Siz aslında başlangıç seviyesinde algolara merhaba demişsiniz. Biraz daha koyun içerisine. Karıştırmayın bu arada. Çok karıştırmayın arkadaşlar. Karıştırmak iyi bir şey. Değil. Girişte Gülşen Hanım var, Esma Hanım var. Onlar size yardımcı olacaklar. Teknik analizde de karıştırmayın. Hemen araya serpiştiriyorum. 2-3-30 tane indikatör koymayın. 25 tane ortalama koymayın. Sade bakın olaya. Bir ekonometrici olarak söylüyorum. Naçizane öneri. 5 dakika. Opsiyonu anlatıyorum ve çekiliyorum. Söz. Yunus da İsmail çok kızacak bana. Bana para lazım yalnız. Yanımda yok. Eee... Fark etmez. Gönlünden ne koparsa. Kağıt para. Zaten bozuk paranın çok. Bir de seni istiyorum sahneye. Zahmet olmazsa. O bu pokus yapacağız. Koskoca mine uzunu. Yılların en tecrübeli, en kırmenlerinden birini. Şimdi arkadaşlar çok kısa söz veriyorum. Opsiyon nedir? Viop'un oğusu. Oğusunu anlatıyorum şimdi size. Tamam. Fark etmez. Mantığını anlatacağım. Opsiyon tüm endeks opsiyonu, hisse opsiyonu, döviz opsiyonu zaten bilenlerinizde vardır. Mat mantığını anlatacağım. Detaya girmeyeceğim, merak etmeyin. Çok kısa. Diyelim ki hadi bir ürün seçelim. Siz söyleyin. Bir tane ürün, fark etmez. Ereğli Demir Çelik. Diyelim ki ben Ereğli'nin fiyatının yükseleceğini düşünüyorum. Tamam? Fiyat yükselecek. Stratejim bu. Geldim Ereğli'nin opsiyonuna. Dedim ki Ereğli yükselecek. O zaman ben Ereğli'nin opsiyonunu alıyorum. Ereğli opsiyonu alanım. Aldım. Bunun karşılığında bir prim ödüyorum. Prim. Ve bunu alan, opsiyonu alan, opsiyonu satana Karşı tarafta da satan var. O alıcı satıcılar var ya. Ben primimi ödedim. Opsiyonu alan primi opsiyonu satana ödedi. Arkadaşlar benim maksimum zararım 20 lira. Opsiyonu alanın, o hakkı alanın maksimum zararı 20 TL. İyi de parayı ben verdim. Senin gibi akıllı bir kadın. Bana net zarardaymışım yani. gibi geldi şu anda. Opsiyon alan primi ödedim arkadaşlar. Aslında otomatik stop koyduk. Başta ne kadar zarar yazdığımız hop burada. 20 liranın üzerinde bir kuruş bile zarar yazmayacağım arkadaşlar. Nereye giderse gitsin. İsterse his e, ereğli sıfır olsun. Sizin zararınız opsiyonu alanın maksimum zararı primi. Opsiyonu satan da diyor ki bu ereğli düşecek diyor. Ben alan olarak yükselecek diyorum ya. Alım opsiyonunu alan, alım opsiyonunu alanın fikri yükselecek. Pirme ödedi maksimum zarar. Alım opsiyonunu satan da diyor ki ereğlinin fiyatı düşecek diyor. Maksimum çağrı ne oldu arkadaşlar? Benden aldığı prim oldu. Daha fazla kazanamayacak mine. Sadece 20 TL ile yetinecek. Ereğli nereye kadar düşerse düşsün. Opsiyonu, kol opsiyonu, alım opsiyonu alanım. Primi ödedim, maksimum zararım. Minenin maksimum karı, benim zararım, onun karı oldu. Primi aldı, sırf o primi almak için o işleme girdi o. Prim topluyor satanlar. Aldı koydu cebine. Zararı sonsuz. Eğer ki düşüşü bekliyor, ereyle çıkarsa zararı sonsuz olacak. Ergün tekkülün çağrı sonsuz olacak. Ben stop loss'umu alım opsiyonu alan olarak başta belirledim, primi verdim. Alım opsiyonların tamamının mantığı budur arkadaşlar. İster döviz, ister hissesini de hiç fark etmez. Alım opsiyonu alanın başta stop lossu bellidir. Hiç fark etmez. Soru? Estağfurullah. Bir mikrofon ulaştırabilir miyiz? Çok özür diliyorum. Değerli vaktinizi alıyorum. Şunu da anlatayım bitireceğim arkadaşlar. De, <laughs> var, 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 var. Hı? Var, var. Gidemez. Mikrofon çekmiyor. Ben de, duyuyorum. <laughs> Hayır, çekmiyor, Teşekkür ediyorum. Herkesin vaktini aldım. Kusura bakmayın. Vadeli işlemler, opsiyon piyasasını yıllardır duyuyorum. Siz de haklısınız Ergün Hocam. Ve siz anlatıyorsunuz ya şu anda. Hala kafamda canlandıramıyorum bazı şeyleri. Normal. Ama bunu Binance bana öğretti. Yani Cross isolated isolated sizin anlattığınız opsiyona benzettim. Doğru mudur? Yani ben bunu Binance vasıtasıyla sizden öğreniyorsam hala bir eksikliğimiz var demektir o zaman. hepimiz. doğru. doğru. Ben başka söyledim zaten. İğneye kendinize batırıyoruz. Anlamak için sordum bunu. Cross dediğimiz şeyde bütün bakiyenin gitmesi. Bizde doğru. böyle bir şey var mıdır? Opsiyonda vardır. Sonsuz diyorum işte sonsuz zarar opsiyonu alan Yok. opsiyonu satan hayır, opsiyonu hayır. satan sonsuz zararda Yok. oluyor. O yüzden şöyle bakiye hocam. gidebilir. Ben şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi cross dediğimiz zaman ya, farklı piyasalar olduğu için bence oradan kodlamayın kafanızda. Tamam. Yani oturtamıyorum. Kodlamayın. O Oturmaz yoksa. Teşekkür ediyorum. O kodlama ediyorum. yanlış. Sağ, ol, anladım şimdi. Çok kısa bitiriyorum. Var mı? Yani opsiyon dünyası bu. İster döviz opsiyonu alın. Doların yükseleceğini düşünüyorsunuz. Alım opsiyonunu alıyorsunuz. Fonex ile hiç alakası yok arkadaşlar. Şimdi ikili bir yapı var. Alım opsiyonu alan, alım opsiyonu satan. Arkadaşlar sıkıldıysanız bitiriyorum. Alım opsiyonu alan, alım opsiyonu satan. Bir de satım opsiyonu var çünkü. Oraya girmeyeceğim. Kafanız karışmasın diye. Alım opsiyonu alan, alım opsiyonu satan. Bir ürünün fiyatının yükseleceğini bekliyorsanız o opsiyonu alıyorsunuz. Hangi opsiyonu? Alım opsiyonunu alıyorsunuz. Ereğli'nin üzerine çünkü bir alım opsiyonu var, bir de satım opsiyonu var. Hadi anlatayım bitsin. Ereğli'nin fiyatının düşeceğini de bekliyorsanız bu sefer satım opsiyonunu alıyorsunuz. Alım opsiyonu almak var, fiyatın yükseleceğini bekliyorsanız. Fiyatın düşeceğini bekliyorsanız bu sefer de o ürünün satım opsiyonunu alıyorsunuz. Alan taraf maksimum zararı sadece prim oluyor. Beni kafanızda hayatınız boyunca hep bir ürünü alan olarak kodlayın. Mineyi de bir ürünü satan olarak kodlayın. Alan ben hep para verdim. Maksimum zararım o para olacak. Alan taraf olarak. İster alım opsiyonu ister ereğlinin satım opsiyonu olsun. Yükseleceğini bekliyorsam alım opsiyonunu alıyorum. Düşeceğini bekliyorsam satım opsiyonunu alıyorum. Karşımdaki kişi satanla hem alım opsiyonunda hem satım opsiyonunda sonsuz riske giriyor. Onun da tek amacı satanların opsiyonda prim toplamak. Onlar primcidir. Amacı yok. Ya evet, benzetebilirsin ama e, biraz daha opsiyonlar 3D'dir. Zaten finans dünyasının şu anda gelmiş olduğu en üst seviyedir arkadaşlar opsiyonlar ve stratejiler sonsuzdur. Sonsuz yani bir ürün üzerine, bir ereyli üzerine, bir de vadeler vardır burada. İşte yakın vadeli alım opsiyonu alırsınız, uzak vadeli kolop, işte satım opsiyonu satarsınız filan. Bunların her birinin bir adım vardır filan. İleri derece opsiyon stratejileridir. Oraya girmiyorum. Mantık. Opsiyon nedir? Budur. Bir ürünün, herhangi bir ürünün fiyatının yükseleceğini bekliyorsam alım opsiyonu alıyorum. Fiyatının düşeceğini bekliyorsam satım opsiyonunu alıyorum. Alıyorum bakın ama. Fiyatının düşeceğine bekliyorsam satım opsiyonu. yükseleceğini bekliyorsam alım opsiyonu. Oturdu mu bu? Oturdu. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Şimdi onlar çok teknik detaylar. Aynı şey mantığıyla düşünün. Şimdi bu prim verdim ya 20 lira. Bu primin fiyatlamasını tahtada görürsünüz. VOP'ta herhangi bir data terminalinde opsiyonlar açtığınız zaman orada gördüğünüz fiyatlar işte bu primdir. Bir de kullanı fiyatı vardır. Kafanızı çok karıştırıyor. Ama şey öğretmek istedim yani mantığı ne? Opsiyon ne bu opsiyon böyle bir şey? Fiyatı yükseleceğini bekliyorsanız alım opsiyonu alıyorsunuz. Fiyatı düşeceğini satım opsiyonu. Altın, Altının fiyatın yükseleceğini düşünüyorsanız alım opsiyonunu alıyorsunuz. Altının düşeceğini bekliyorsanız alım satım opsiyonunu alıyorsunuz. Ben zaten işlem yapın demiyorum. Ne dedim biraz önce? Bilgidir dedim, öğrenin dedim. Ben bunu öğrenmek için anlatıyorum. Bir, tahtalarda zaten uygunluk yok. İki, üç aracı kuruma Bakın Viop için bile söylüyorum. Her defa aslında vadeli işlemler bacağı için söylüyorum. Bilmiyorsunuz, öğrenin. Bizlerden, ne olur. Ben söz veriyorum, vakit ayırabildiğim kadar herkese vakit ayıracağım. Hayatım boyunca yaptığım bir şey. Yani yeni bir şey yapmayacağım. Herkese. Bilen bilir, vakit ayırmaya çalıştım. Anlatırım, seve seve anlatırım. Daha butik eğitimlerde yaparız, orada da anlatırım. Bilmeden kimse girmesin, üzülmesin. Kaldıraç var mı? Var. Ama al, alan için, yani alım opsiyonunu alan veya satan için aslında yok. Zararım prim zaten maksimum. Satan için var. Mantık olarak. Fark et. İki soru üçüncüyü alınıyoruz. Bir, iki. Mikrofonu bekler misiniz? İsmail isteyecek bana. Gerçi bir saat olmuş. Selam herkese. Benim sorum salondaki herkesi ilgilendirecek bir şey aslında. Hem Viyop tarafı hem borsa tarafıyla alakalı. Biraz önce söylediğiniz alım satım vesaire Viyop tarafıyla alakalı. Benim almış olduğum hisseyi e, kurum benim adıma açığa satış yaptırabilir mi? Yoksa ben bunun önüne geçebilmek için MKK'da e, satışımı açığa kapatabilir miyim? Ben böyle yapıyorum da o yüzden sordum. Doğru mu yapıyorum sizce? Kurumu size? arayıp bu tip de detayları öğrenseniz olur Peki, mu? Peki kurum doğru. için söylemeyelim genel tamam. anlamda benim elimde bir hisse Bire var. Birebir de bu tipte şeyleri yapalım olur mu? Yok yani sorum şu Heh. Hani kurumdan bağımsız söylüyorum. Şu tamam. anda benim bir hissem var elimde Ereğli var ve ben de onun yükselmesini istediğim için hissesini aldım. Peki. Ancak e, karşı tarafta da Mine Hanım var. Mine Hanım da diyor ki o hisse düşecek ya ben de onu açığa satacağım diyor. Ben de bunun önüne geçmek için MKK geçemezsiniz o da açarsa. şunu gibi söyle. Şunu şunu söylemek istiyorum. Ben hisselerimi MKK'yı biliyorsunuz. Oraya girdim. Orada hissemi açığa satışını kapattım. Benim gibi sürü psikolojisiyle herkes kapatırsa bu olur mu olmaz mı? Asıl sorun bu. Teşekkür ederim. Rica ederim. Olabilir teknik olarak olabilecek bir konu yani. Viop sorusu Viop. İki vardı. 2 Tamam. Çok kısa. Hemen. Ee, akşam seansında biz 30 sadece devam ediyor. Ve Bunun, altın. Ve tabii diğer şeyler de var. Ee, hisseler de akşam seansına açılacak mı? Bununla ilgili bir Hemen söyle Görüş var mı? Bu Nedir? Takvim. Şey, Aslında şu var planlamada, yanlışsam düzeltebilirler. Ee, son dönem tekrar konuşmadık bunu ama aslında planlamada akşam seansına dahil etme de vardı. Hisse vadelerin sayısını 100'e çıkarmak vardı. Hatta hisselerin de vardı bir ara sanki. Akşam seansının açılması böyle bir konuşmalar vardı ama ee, var. Gündemde var. Gündemde var. Hisselerin sayısı da muhtemelen 100'e çıkacak. Aslında şey burada olsa daha iyi cevap verebilir. Olsun. Tabii ki. aracı kuruluşlarla ilgili olarak oradaki olan şu arkadaşlar yazmıştım onun Nasıl aracı kurumlar bu Eylül ayından sonra gerçi bu Eylül ayına da başlamadı 2018'de başladı. Lütfen böldüm. Yok olmaz. Bilakis bilakis yumuşatma eylemidir bu. Aracı kurumları yumuşatma eylemidir. Yani hareket kabiliyetlerine agresifliği, pozisyon açılışlarını frenleyebilmek için. Şimdi biz e yatırımcılara kaldıraç uyguluyoruz ya arttırıyoruz azaltıyoruz filan. Takas bankta aracı kurumlara uyguluyor. Onun mantığı o. Aracı kurumlara limit kısıtlaması getirdi. Pozisyon kısıtlaması getirdi. Her kurumun bu arada açabileceği pozisyon sayısı sonsuz değildir Viyop'ta. Çok önemli. Sermaye yapısı, alınan pozisyonlar çok önemli. Sonsuz değildir. O ona... Aracı kurumların total riskini yönetebilmek için bir sınırlama getirdi. Güzel soruydu. Teşekkür ediyorum. Doğru. Onu da Borsa İstanbul'a getir. Çağıralım. Giderken söyleyebilirim, cevaplıyorum. <laughs> Önemli var mı arkadaşlar? Çok kritik. Dışarıda da sorabilirsiniz. Çok kritik yoksa İsmail küsmeden bana bitiriyorum. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.